Canım arkadaşlarım selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım 5 tane soru çözeceğiz bugün SML X'large, XX'large serisinde ve bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemler olacak. İkinci dereceden denklemlerle alakalı small'dan başlayacağız. Düzey ayarlanmış en basitten en zora kadar 5 tane soru çözeceğiz. Abone olduysanız ve lütfen videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Evet, ilk sorumuz small soru, bir bakalım sorumuza. Bu denklemin kökler toplamı t ve kökler çarpımı ç'dir. Buna göre kökler toplamıyla kökler çarpımının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi kökler toplamı dediğimiz t'nin bir formülü vardı. Neydi? Eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı olan ç'nin de bir formülü vardı. Bu neydi? Bu da c bölü a'ydı. Şimdi o halde bizim burada a'mız 4, b'miz eksi 6 ve c'miz 8 olduğuna göre b gördüğüm yere eksi 6'yı yazarsam bak burada eksi eksi 6'dan 6 gelir. A'sı da bunun 4'tü. 6 bölü 4 geldi. Artı ç'de kökler çarpımıydı. Yani 8'in 4'e oranıydı. Hemen bunu da yazdım 8 bölü 4 diye. 8 artı 6 bana 14'ü verir. Payda zaten 4. 2 ile sadeleştirirsem 7 bölü 2'nin ta kendisi gelir. Demek ki cevabımız ne olacakmış? C şıkkı olacakmış dedik ve devam ediyoruz. İkinci sorumuz olan medium soruyla. Diyor ki bana medium sorudan x kare artı a eksi 2 x eksi 15 eşit 0 denkleminin kökleri nelermiş? x1 ve x2'ymiş. Pekala. x1 eksi 5 bölü x2 eşittir eksi 4 bağıntısı olduğuna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben burada sanki bunu böyle bileşik kesre çeviriyormuş gibi yazarsam, yani x1 ile x2'yi çarpıp üzerine eksi 5 eklersem, yani şu şekilde x1 çarpı x2 eksi 5 bölü x2 eşittir eksi 4 dersem eğer, bak bakalım neleri bulacağız şimdi. Hocam x1 çarpı x2 demek kökler çarpımı demektir. Kökler çarpımını ben c bölü a ile bulurum. Bunun c'si eksi 15, a'sı zaten 1. O halde eksi 15 bölü 1'den burası eksi 15'miş. Eksi 15'e eksi 5 ekledim. Ne geldi? Eksi 20. Ben bunu x2'ye bölünce eksi 4 buluyormuşum. Yani bu ne demek oluyor gençler? Bu şu demek oluyor. Eksi 20'yi neye bölersem eksi 4 gelir? Tabii ki de 5'e. Yani x2 dediğim kök 5'miş. Şimdi o halde ben denklemin bir kökünü bulduğuma göre bu denklemin bir kökü denklemi sağlamaz mı? Sağlar. O halde denklemde ben 5'i yerine yazarsam 0'ı almak zorundayım. Çünkü kök buldum artık. O halde 5'in karesi 25 artı a eksi 2 çarpı 5 dedim. Eksi bir de 15'imiz var, eşittir 0 oldu. Şimdi hocam 25'ten 15'i çıkardım, 10 kaldı. O 10'u sağ tarafa gönderdim. A eksi 2 ile 5'i çarpınca eksi 10 oluyormuş. Şimdi o halde şuradaki a eksi 2 nedir? Tabii ki de eksi 2'nin ta kendisidir. Çünkü eksi 2 kere 5 bana eksi 10'u verir. A eksi 2 eşittir eksi 2 ise a burada 0'ın ta kendisidir. Benden a isteniyordu. Doğru cevap C şıkkı oldu. Kimse kusura bakmasın. Tatlı bir soruydu. Medium soruydu. Ve şimdi geçelim large sorumuza. 3. sorumuzdayız gençler. Şimdi aslına bakarsan soru kolay. Sadece ama sadece bir şeyi fark etmesi zor olduğu için large soru diyoruz buna. Köklerinden bir tanesi karekök içerisinde 7 artı 2 kök 12 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi köklerinden birisi buysa bu ne biçim kök, değil mi? Şimdi o ne biçim olan kökü güzel bir kök haline getirelim. Yani 7 artı 2 karekök içerisinde 12 var ya, bunun da karekökü var. Biz bunları Mat 1 derslerinde, yani TYT derslerinde şu şekilde bir şey öğrenmiştik. 7 3 ile 4'ün toplamı iken 12 3 ile 4'ün tabii ki de çarpımıdır. O halde ben bunu kök içerisinde 4 artı kök içerisinde 3 biçiminde yazabiliyordum. Hatta kök 4 de 2 olduğundan ben bir kökü 2 artı kök 3 olarak elde ettim. Şimdi rasyonel katsayılı diyorsa demek ki benim bir köküm ahanda bu şekilde köklü bir ifade içeriyorsa 2 artı kök 3 biçiminde, o halde buna ben x1 dersem ikinci köküm ne olmak zorunda? Bunun eşleniği olmak zorundaydı. Yani 2 eksi kök 3 olacakmış. Birinci kökümüz 2 artı kök 3, ikinci kökümüz 2 eksi kök 3. Peki şimdi ne yapacağız? Kökler toplamı ve kökler çarpımını bulacağız. Kökler toplamı, eğer bu iki kökü toplarsam eksi kök 3 ile artı kök 3 birbirini götürür ve 4 gelir. Kökler çarpımı da 2 artı kök 3 ile 2 eksi kök 3'ün çarpımı 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesidir. Yani 2 kare farkından bana 1'i verir. Demek ki kökler çarpımımızda 1'miş. O halde kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen bir denklemi nasıl yazarım ben? Şu şekilde. X kare eksi tx artı ç eşittir 0 diye bir formatımız vardı bizim. Bu formata uygun hale getirirsek x kare, bak t kaçmış 4, o halde eksi 4x, ç kaçmış 1, o halde eşittir 0 dedim. Ve bu bulduğumu şıklarda arayacağım. X kare eksi 4x artı 1. Bir yerde verilmemiş çünkü soruda bir düzeltme olduğunu söylemeyi unuttum ben size. Sorudaki düzeltmemiz şuranın eksi olması arkadaşlarım. Burası eksi olacaktı, kusura bakmayın, doğru cevabımız da B şıkkı olur diyebiliriz. Evet, devam edelim X'large sorumuzda. Ne diyor soruda? Çok kısa bir soru. Peki niye X'large? Şimdi göreceksin niye X'large. 2x kare artı x'in karesi var. Eksi 36x kare eksi 18x artı 45. Lan bu ikinci dereceden denklem değil ki. Dördüncü dereceden denklem. Ama ben bunu ikinci dereceden denklem haline getirebilirim. Burada şu kısmı bir daha yazacağım. 2x kare artı x dedim. Bunun karesi var. Pekala. Şu ikisinde eksi 18 çarpanı olduğunu görüyorsun. Eksi 18 parantezini alırsam eğer ben burayı 2x kare artı x'i yine yakalarım. Artı bir de bunun sonunda 45'imiz var, eşittir 0. Şimdi ben diyorum ki şu kısım, işaretlediğim kısım 2x kare artı x, 2x kare artı x, bunlar ortak mı? Ortak. O halde ben buraya a demek istiyorum. Buna da a demek istiyorum. Artık benim denklemim değişti. A'nın karesi eksi 18a artı 45 oldu, eşittir 0 dedim. Şimdi ben burada bunu a ve a diye, bunu nasıl parçalamam gerekiyor? Çarpımları 45 ve toplamları eksi 18 olsun diye eksi 15'e eksi 3 diye parçalarsam çarpımları 45'i verir, toplamları da eksi 18 verir. O halde a burada ya 15 olacakmış ya da 3 olacakmış. Peki a 15 ise a dediğim şey neydi hocam benim? 2x kare artı x'ti. İşte bunu 15'e eşitleyeceğim. Bir de buradaki 2x kare artı x'i 3'e eşitleyeceğim. Şimdi 15'i ve 3'ü sol tarafa atarak 2x kare artı x eksi 15 eşittir 0 denklemini, burada da 3'ü sol tarafa atarak 2x kare artı x eksi 3 eşittir 0 denklemini elde ederim. Bundan sonra ne yapacağım? Artık çarpanlara ayıracaksın. 2x'e x diye ayırdım. Burayı da 2x'e x diye ayırdım. Tamam. Şimdi ben burada artı x'i elde etmek istiyorum ya. Bak burayı 3 ile burayı eksi 1 ile çarparsam 3 kere eksi 1 eksi 3'ü verir. Sonra geldim buraya. 2x kere eksi 1 eksi 2x. X kere 3 3x, topla bana x'i verecektir. Tamam, burayı ayırmayı öğrendik. Şimdi geldim buraya. Burayı nasıl ayıracağım peki? Burayı da şu şekilde yapabiliriz. Artı 3'e eksi 5 dersem eğer, iyi dinle. 2x ile 3'ü çarp 6x. X ile eksi 5'i çarp eksi 5x, topla artı x'i verdi. Çok güzel. Demek ki burada hemen düz bir şekilde düşünüyoruz artık kökleri bulurken. Şu kısımdan x eşittir 5 bölü 2 gelir. Şuradan x eşittir eksi 3 gelir. Şuradan x eşittir eksi 3 bölü 2 gelir. Ve buradan da x eşittir 1 gelir. Tamam. Şimdi bu köklerin toplamı sorulmuş. 5 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'nin toplamı 2 bölü 2 yapar, yani 1. Şuradaki 1 daha artı 1 ve şuradaki eksi 3 daha diyeceğiz, artı eksi 3. Bunları toplarsam eksi 1 gelir. Yani cevabımız neymiş? B şıkkıymış diyeceğiz. Peki hocam farklı bir tarzda bulunabilir mi bu? Bulursun. Şuraya kadar getirdin ya olayı, bak şurası ve şurayı elde ettin ya. Şunun kökler toplamı zaten eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 2 gelir. Bunun da kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 1 bölü 2 gelir. Madem öyle ben bunun köklerini toplamışım. Bununkini de toplamışım. O halde ben bunları toplarsam bütün denklemin köklerinin toplamını bulmuş olurum. Eksi 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'nin toplamı 1 yapar. Eksi 1 yapar. Cevap da B şıkkı yine olur, olmak zorundadır. Matematik yalan söylemez diyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. XX'large sorumuzda, bu da videomuzun son sorusu olacak. Şimdi... M sıfırdan büyük. Tamam. N'de bir gerçel sayıymış arkadaşlar. 3mx kare eksi 8nx artı 27n var, eşit 0 diyor. Bu denklemin kökleri ise m ve n'nin ta kendisiymiş. O halde n bölü m, yani köklerin oranı kaçtır diye soruluyor. Peki bakalım. Şimdi ben nelerle uğraşabilirim? Öncelikle şöyle demek istiyorum. M ile n'yi çarparsam köklerin çarpımını bulmuş olurum. Kökler çarpımını bana c bölü a veriyordu. O halde c'miz 27n'dir ve a'mız da 3m'dir. Bunu buna böldüm. Hatta m çarpı n eşittir 27'yi 3'e bölersem 9 gelir. 9n bölü m'dir. Şimdi ben burada bu taraftaki n ile bu taraftaki n'yi sadeleştirecek olursam bunu da buraya gönderdim. M eşittir kaç geldi? 9. Şimdi tabii m'yi buraya aldınca m kare olur. M kare 9 geldi. M o halde ya eksi 3'tür ya da m artı 3'tür diyeceğim. Hangisi? M sıfırdan büyük dediğine göre demek ki eksi 3 değil artı 3'müş. M'yi buldum 3. Şimdi m artı n'yi bulursam neyi bulmuş olurum? Kökler toplamını. Kökler toplamı şunun eksilisi yani 8n bölü 3m'dir. Hocam biz m'yi bulmuştuk. Evet bulduk. M 3'tü. 3 artı n eşittir 8n bölü 3 kere 3 9 yapar. Bu 9'u alıp karşı tarafla sol tarafla çarparsam 27 artı 3n eşittir ne gelecektir hocam? 8n gelecektir. 27 artı 9n bu arada. Çok özür dilerim. Hemen düzeltelim orayı. 9n. Şimdi 9n'yi bu tarafa gönderirsem 27 eşittir eksi n olacaktır. N'yi de bulduk artık. N eşittir eksi 27'dir. Benden istenen neydi? N'yi m'ye böl diyordu. N'yi eksi 27 buldum. M'yi de 3 bulmuştum. Bu ikisini birbirine oranlarsam eksi 9'un ta kendisini bulmuş olurum. Doğru cevabımız da C şıkkı olacaktır, olmak zorundadır. Evet, bugün birbirinden güzel bu videoda 5 tane soru çözdük. Kolaydan zora doğru ilerledik. Kolayını da gördük, zorunu da gördük diye bir laf vardır yani. Aynen o şekilde yaptık arkadaşlar. 5 tane birbirinden güzel soruyla denklemleri şöyle kısa bir tekrar ettik. Unuttuğum noktalara da değinmiş olduk. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.